Merhaba canlarım. Bugün yine mutfaktan açıyorum size. Mutfağın ışığı da vuruyor. Ben ışım geçtim 25 ama şimdi iyi oldum. Merhabalar size. Kanalıma hoş geldiniz diyeyim. Çocuklar sesi çok açmışlar. Ben de onlara göre davranıyorum. Kapıyı kapattım ses gelmesin diye. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hava fena değil. Sabah bayağı yağdı ama şimdi açtı. Buranın İskoçya'nın havası hiç belli değil zaten. Yarım saati tutmaz. Ben de yemek hazırlıyorum. Şöyle göstereyim. Ben de selfie stick'im kayboldu biliyorsunuz. Yenisini de almadım. Yakın bir zamanda alalım. Yemeklerimi göstereyim bari. Yemeklerimi ben yaptım. Tencereye attım yani. Hazırladım. Bir de pilav yapacağım. Bir de yoğurtlu bir şey, cacık yanında bir şey yapmayı düşünüyorum yanına da. Şöyle göstereyim. Etli kerevizim var. Kök kereviz biliyorsunuz. Onunla yapılıyor. Kerevizi doğradım. Etleri soğanla kavurdum. Salçası, tuzu. Çok basit yani. Patates sulusu da yapılır ya. Aynısıdır. 3 tane falan da patates attım. O şey sensiliğini alsın böyle, kokusunu biraz çeksin diye. Biz eşim Baran çok seviyor. Diğerleri Havil Hasan da bilmiyorum. Burada da şey var, bamya var. Nohutlu, bol domatesli bamya. Bu da konserve bamyaydı. Nohut da konserve. Şeyini de harcın zeytinyağlıdır. Harcını da aynı meleme yapar gibi yaptım. Meleme yapar gibi yapıyorum. Bamyayı ve nohutları içine attım. Böyle çok az bir şeyle suyla pişiyor. Bir de pilav yapacağım ya bulgur ya pirinç, ondan daha karar vermedim. Böyle işte salçamı yerine kaldırayım. Burada her şeyi bulabiliyoruz. Bamyayı da bulabiliyoruz. Bamya konserve de var. Tazesi de var. Tazesi gerçekten de pahalı oluyor. Birkaç tane şöyle bir avuç alıyorsun. 6-7 lira, 8 lira ödeyebiliyorsun. Kilosu bayağı pahalı. Kilosun şimdi ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Belki 10-11-12 lira vardır. Ama konserve olarak da satılıyor. Ben konserve almıştım. Tabii tazeyi tercih ederim aslında. Bazen almaya gittiğim yerde şey değildi aslında. Böyle iyi değillerdi. Çok kartlardı. Yani da çok şey oluyorlar. Bozulmuş böyle, büzüşmüş oluyor. O yüzden de çok şey yapmadım yani. Onları almadım. Konserve almıştım. Öyle işte cam şişesinde satılıyor. Yemeklerim böyle. Bugün burada. İskoçya'da Türk ürünlerine ulaşabiliyoruz kolayca. Her şeyden bulabiliyorsunuz. Türk malzemesi. Şimdi internet sistemleri var. Yani evlere gönderiyorlar Londra'dan, başka yerlerden. Ama öyle alışveriş yapmadım ama arkadaşlarım yapmıştı memnunlardı. Ben daha öyle denemedim. Şeyde limonlu sıcak suyum var. Biraz içeyim dedim, böyle boğazım iyi değil sanki. Çocuklar öyle bu hafta. Çocukların da boğazları iyi değildi. Okula başladılar. Okul açılınca bu sefer evdelerde sürekli değişik mikroplarla işte tanışıp yenikten hemen kapıyor çocuklar. Çok doğal bir şekilde. Öyle oldu. Geçenlerde şöyle bir aparat almıştım. Hadi bunu da göstereyim. Aldı diye market var. Oraya gelmiştim. Böyle elindeki süngerini, fırçanı şimdi koyuyorsun. Göstermiş miydim bilmiyorum ama bir daha göstereyim. Alttan nasıl dökülüyormuş su girdiğinde. Burada benim bir tane vardı da paslanmış da demirden de o. Artık pas tutuyordu, onu kaldırdım. Onu görünce onu aldım. İyi oldum. İskoçya da böyle. Hayat ne zaman normale dönecek derseniz dönmeyecek daha. Hayat bir türlü normale dönmüyor. Kısıtlamalar devam. Nisan'ın 5'inde berberler açılacak. 26'sı mı 25'i mi sanırım bizim kafeler, işte bizim gibi kafeler, restoranlar sadece şey açacaklar, oturmaya değil de galiba dışarı vermeye açacaklar. Oturmaya da açılıp açılmayacağı belli değil. Daha tam olarak nasıl açılacağı belli değil. İşte mağazalar gitgide açılacaklar bu süreç içinde. 16'sında galiba olması gerekiyor. Londra daha farklı zamanlarda açıyor. İskoçya daha farklı zamanlarda. Belediyeler buna karar veriyor zaten. Ve lokal yönetimler. Biliyorsunuz İskoçya'nın kendi parlamentosu ve kendi yönetimi var.
Bizim seçimlerimiz de yaklaştı bu arada. Altısında da seçimlerimiz var. Oğlum da oy kullanacak. 16 yaşından büyükler oy kullanabiliyor İskoçya'dan. Hem bir de 16 yaşından büyükler evlenebiliyor da, evlilik de yapabiliyor resmi olarak İskoçya'da. Bilmiyorum, bunu biliyor muydunuz? İngiltere yapmıyor ama İskoçya yapıyor. 16 yaşından büyüklere evlilik izni de var. Önce öyleydi. Benim zamanımda, ben evlenirken yani. Şimdi yasa değişti mi bilmiyorum ama kesinlikle öyle bir yasa var. Yani küçükken evlenmek isteyenler buraya kaçıyorlarmış. Ya öyle şeyler var. Bugün kendimi bayağı çektim. Biraz da konuştum, sohbet ettim. Yemeğim de bir yandan oluyor. Ben şimdi de pilav yapayım. Pilav da yapayım. Çocuklar genelde bulguru seviyor. En iyisi ben bulgur yapayım. Hiç riske girmeyeyim. Pirinç yaparsam, benim küçük olan da yemez. Bulgur daha çok seviyorlar. Artık ben bulguru yapayım da bari. Yoğurtlu da bir şey yapayım diyorum. Bir havuç diyeyim. Havuç, yoğurtlu havuç da olabilir. Çocuk da olabilir. İkisinden birini yapacağım. Bakalım. Kes. Havuç yapsam aslında havuçları değerlendiririm bozulmadan. Onlar daha mantıklı geldi şu anda bana. Evet. Havuç yapayım o zaman. Şimdi ben ona o işe koydum. Yine ben dün çekim yaptım biraz. Yarıda kaldı. Şey geldik, görümcemle Eltim geldiler misafirle. Onlarla yemeklerimizi yedik, yaptım yemeklerim. Yarıda kaldı, devam edemedim. Bugün ilkten yapıyorum. Size şöyle bir şey göstereyim. Bugün ilk defa denedim, aslında yapmıyordum. Yani hiç yapmamıştım. Böyle bir patlıcan dedim, bir pişireyim buranın üzerinde. Bunu bir patlıcan salatası kendime özel canım çekti. Onu yapacağım. Biraz da brokoli falan kaynatıyorum. Baharatlı patates et de şey attım, fırına attım. Bugün yemeğimiz de bu. Yani bu tüp bile bile kirlendi ama pişti. Çok güzel pişti. Bunu artık kapatayım. Ocağın üstünde yaptım. İlk defa yapıyorum. Közlenmiş gibi oldu. Şöyle göstereyim. O mis mis mis. Sıcacık, şimdi tabak alayım hemen. Onu fırın tabaklarım, tepsilerim hepsi burada. Bir tabak alayım, onu bir tabağa şey yapayım. Bu arada yeni şey self stick işte aldım şeyden. Self çubuğu. Öbürü kayboldu, ortalarda yok. Yenisini aldım. Onu yapana kadar elimde çekiyorum. Daha zor, bir yere durduramıyorum, indiremiyorum yani şeyi. Telefonu. Patlıcan da çok güzel pişmiş. Bilmiyorum siz patlıcanı, köz patlıcan seviyor musunuz? Aynısı oldu. Tüpü kirlenmesine mal oldu ama çok güzel oldu. Bu arada çocuklar da içerideler. Hafta sonu şu anda, bilmiyorum hangi gün siz izliyorsunuz bizi. Hafta sonu çocuklar içeride ve Havin biraz iyi değil. Dün de gitmedi okula. Normalde dün cuma günü, zaten yarım gün ama Havin kendini iyi hissetmiyor. Bu hafta çocuklar kendini iyi hissetmediler. Havin de iyi hissetmiyor ve gitmedi okula dün. Bugün daha burnu akıyor. Boğazı ağrıyordu, burnu akıyordu. Müthiş. Olmuş. Evet. İstediğim kıvama gelmiş. Biraz soğusun, soyayım. Tuzla, güzel böyle biraz baharatlı, tuzlu, eşkili bir salata yapmak istiyorum bunu. Maydanoz da var. İyi olur. Diyelim bari, Havin'im de içeride, o da rahatsız, boğazı ağrıyor. Çocuklar da okulda değiller işte. Bugün evdeyiz, yaptığımız bir şey yok. Böyle ev şeyi yapacağız herhalde. Bugünlerde burada seçimler var, seçim kağıtları geliyor Türkiye'de. Şey, bu da böyle ne deniyor, reklamı geliyor, seçim reklamları geliyor bir partinin. Bu da liberalmış, liberalmış. The Labour, Scottish Labour, İşçi Partisi'nin ki. İşte öyle. Havin'in neyisi var derseniz, Havin'in burnu akıyor ve boğazı ağrıyor. Hasan 2-3 gün önce öyleydi. Biraz geçti. Limonla şey yapıyorum, bal yaptım. Bayağı bir limonu soktum. Balla beraber karşım. Bal da şey, yüksek bir bal. MG olsun. Çok kaliteli bir bal yani. Bununla limonu sıktım. Sadece böyle limonlu bal. Bunu aynı şurup gibi günde 3 defa veriyorum. Bayağı bir rahatlattı boğazını. Hasan'a bayağı işe yaradı. Hatta Hasan'ın şey görünüyordu artık. Boğazına baktığımda beyaz iltihap görünüyordu. Bayağı söktü onu. Şimdi Havin'e şey yapıyorum.
Umarım havinde de işe yarar da antibiyotik kullanmak zorunda kalmayız. Ateşi yok ama işte yani belki ateşi bir tık vardır. Öyle çok şey, öyle ateşlenecek bir şey yok. Sadece burnu akıyor ve boğazı ağrıyor. İşte öyle. Ben çocukların yemeğini yapayım. Bakalım ne yapacağız. Bugünkü videomu bir yürüyüşle tamamlayayım dedim. Bir yürüyorum. Böyle bulutları göstereyim. Havada soğuk. Bahar havası ama bayağı bir esiyor ayazlı. Vallahi çok soğuk. Montlar yani. Hem biz montlarımızı zaten 6'ncaya kadar çıkarmayız. İnce ceket giymeyiz. Bu gidişle. Şimdi biraz yürüyeyim. Çocuklar evde bıraktım. Onları bugün böyle bir video olsun. Hadi bakalım, dünden biraz çektim. Biraz bugün çekim yaptım. Bu arada yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Ne mutlu yeni yeni insanlarla tanışmak. Yeni insanların beni izlediğini biliyorum. Takip edildi. Takip ediyorlar, sağ olsunlar. Burada da hep çalışma var. Çalışma bitmedi. Böyle küçük küçük eşeleyip bazı yerlerle bırakmışlar. Ben bir parka gidip oradan da yürüyeyim. Çevreyi döneyim, gelim mahalleyi. Benim için de iyi olacak. Bahar geliyor. Doğa canlanıyor. Her yer çiçekleniyor. Böyle arka caddelerden girdim ben de. Ara yerlerden. Derenin boyu yapıyor. Derenin önünden geçip gidiyorum. Şöyle sarı çiçekleri görüyorsunuz ya. Laleler. Çok güzel çiçekler var. Baharın gelmesiyle kuşlar ötüyor. Kuş sesleri böyle. Geliyor insana. Ben hep sevdiğim için doğayla. Ağaçların köklerine bakın arkadaşlar. Bayağı bir kök salmış. Taneler uzanmış. Bir ağaç. Ta oradan da çiti geçmiş gelmiş bu da. Sanki suya kavuşmak gibi. Kavuşmak için köklerini uzatmış gibi. İskoçya kaç mevsim? Her mevsim ya, her mevsim ya, yani yazda bir iki hafta mesela kurak geçse iki haftada yağar. İki hafta yağar sürekli böyledir. Çok şey yani yağış alan bir yer. O yüzden yeşilliği, doğası hiç kaybolmuyor. Hiç bitmiyor. Buraya da çöp atmışlar. Bu manzaralar da sanki farkında değiller ya. Görmüyorlar. Diyorlar sana. Buradan da böyle yürüyeyim. Böyle geçeyim. Köprü kurulmuş sanki buraya. Ağaç düşmüş, bilinçli olarak mı olmuş? Yoksa birim yapmış ama gerçekten nasıl güzel. Köprü gibi böyle düş devrilmiş el zamanında. Öyle kalmış. Açıyor. Tımarlanacak, açacak. Ağaç yani daha şeyini de yapıyor. Görevini de yapıyor. Çiçeklerimiz de açmaya başlamış. Bu vadinin içi, diğer vadinin içi biliyorsunuz. Geçen yılda çekim yapmıştım. Çiçek doluyor. Buralar açmamış ama yukarılar hep açmış. Cennet gibi görünüyor. Yeşil doğa nerede var? Sonrası güzel zaten. Işın burada kayıyorduk arkadaşlar. Bu böyle oraya geldim. Buradan çocuklar buz tutmuştu buralar. Kayıyorlardı. Kar yağdığında. Şimdi yukarı parka doğru çıkayım. İnsanlar orada top oynayan. Böyle. Köpekler de birbirinden kaçıyor. Böyle şey çok hızlı. Görüntüler çok muhteşem görünüyor. Yani çok güzel geliyor. Çok doğayı sevdiğim için mi? Yani bilmiyorum. Bana çok güzel geliyor.
tomur olmuş ağaçlar, açacaklar vallahi çiçekler de açtı mı hiç yani sen gözünü alamıyor. Öyle insanın ruhunu iyileştiriyor doğa. İnsan ruhu resmen iyileşiyor. Bir de rüzgar esmese, çok fazla rüzgarla soğuk. Şapkamı bile giymişim. Şapka giydim yoksam bayağı soğuk. Çöpler de atmasalar her yere yığın. Yani sanki olmayacak. Yapıyorlar işte. Yine de yapıyorlar. Bu güzel nefes görüntüyle bari bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Umarım dünyada böyle bir cennete dönüşür. Böyle güzel olur. Hayatınızda bu çiçekler her zaman açsın. Kalbinizde, hayatınızda. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.